بسم الله الرحمن الرحيم باب التطبيق في الركوع bu bab rükuda tatbik babi tatbik iki ellerini birbir üzerine koyup yani içini içine koyup bacaklarının arasında sıkıştırmak bu İslamiyet'in evvelinde rükuda var idi rükû böyle yapardılar parmaklarını birbirlerine geçirir. Ellerin içi iç tarafına gelir. Bacakların arasında sıkıştırır bir rükû. Buna tatbik derler ki sonradan bu neshedildi. Bunu beyan buyuracak. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa kâle akberena İsrail en Mansurin an İbrahim en Elkamete vel Esved. İbrahim'in lehayı Elkame ve Esved'den rivayet ediyor ki ennehumâ dehalâ alâ Abdillah. Bunlar Abdullah bin Mesud'un yanına girdiler. Fekale Abdullah bin Mesud Abdullah bin Mesud buyurdular ki: "Asalla haula'i halfekum." Hemze istifham için. Bunlar sizin peşinizde namaz kıldı mı? Yani Ümer'e haula dediği emirler, Emeviler zamanında bunlar halfekum sizin peşinizde namaz kıldılar mı? Fekale onlar da dediler ki: "Naam." Kıldılar. Fakame beynehuma ikisinin arasında kalktı. Yani namaz kılmaya. Allah-u Alem bu önle namazı kılındı mı yani? Önle namazı kılındı. Geldi bunlara sordu. Evet. Bu sefer ikindi namazını kılmaya kalktılar. Emeviler zamanında namazı vaktin sonuna getirirdiler. Bundan da ashab-ı kiram müteezzi olurdular. Fakat söze geçiremezdiler. Fakat kendisi vaktin sonuna bırakmamak için ikindiyi hemen evvel vaktinde kılmak istedi. Fakat Abdullah bin Mesud kıyam eyledi. Beynehuma Elkame ile Esved arasında ve ceale ahadehuma an yeminihi birisini sağ tarafına kıldı. Vel ahare ötekini de an şimalihi sol tarafına. Ki Abdullah bin Mesud'un mezhebi bu. Üç adam olurlarsa biri ortada durur, biri sağında, biri solunda durur. İmameyn'in mezhebi de budur. Fakat İmam-ı Azam ve diğer alimler dediler ki hayır iki kişi olursa imam ileride durur. Bu iki kişi geride durur. Burada Abdullah bin Mesud kendi iştahı üzerine ortada durdu. Birisini sağına, birisini soluna aldı. Sümme rekâna. Sonra rükû ettik diyor Elkame-i Esved. فَوَدَعْنَا اَيْدِيَنَا biz ellerimizi koyduk عَلَى رُكَبِنَا dizlerimizin üzerine koyduk فَدَرَبَ اَيْدِيَنَا bizim ellerimize urdi فَطَبَّقَ onları tatbik eyledi ثُمَّ تَبَّقَ بِيَدِهِ kendi ellerinde tatbik eyledi فَجَعَلَهُمَا ellerini kıldı بَيْنَ فَخِذَيْهِ iki uyluğunun arasında kıldı فَلَمَّا صَلَّى vaktaki namazı kıldırdı قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ buyurdular ki هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz böyle yaptı diye buyurdu. Şimdi burada Abdullah bin Mesud'un yapmış olduğu tatbik Resul-i Ekrem Efendimiz'den görmüş ve öğrenmiş öylece yapmış. حَدَّسَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ En Elkamete vel Esved. Yine Elkame ve Esved'den rivayet ediyor ki ennehumâ kâne mâ abdillah. Bunlar Abdullah bin Mesud. Haddesena Aliyyun gâle haddesena Ubeydullah gâle haddesena İsrail an Ebi İshâk en Abdirrahman ibn Esved. En Elkamete vel Esved ennehumâ kâne mâ abdillah sümme zekere nehvehu. Elkame ve Esved ikisi de Abdullah bin Mesud'la beraber idiler. Sonradan bu hadis-i şerifi aynen zikreyledi. İmam-ı Tahavi yani bu hadis-i şerifi iki senetle rivayet eylemiş oldu. Haddesena Fâdun gâle haddesena Ömer ibn Hafs'ın gâle haddesena Ebi gâle haddesena La'meş gâle haddeseni İbrahim anil Esved gâle dehaltu ana ve Elkametu. Esved diyor ki ben ve Elkame girdik ala Abdillah, Abdullah bin Mesud'un huzuruna. Fekale buyurdu ki, اَصَلَّا هَا اُلَٰي bunlar kıldılar mı? Yani Ümer'e, خَلْفَكُمْ sizin
peşinizde namaz kıldılar mı? Fekulna biz dedik ki naam, evet. Kale fesallu, öyleyse kalkın siz de namaz kılınız. Yani önleyi kılmışlar, şimdi bunlar ikindiyi kıldırıyor. Fesallâ bina, Abdullah bin Mesud bize namaz kıldırdı. Felem yemuruna bi ezanin ve la ikametin. Ezan ve ikameti emreylemedi. Fekumna halfehu, biz onun peşinde kıyam ettik, durduk. Fekeddemena, bize tekeddüm etti, önümüze geçti. Fekâme ehadüne en yeminihi, birimiz onun sağ tarafında durdu. Ve lâhâre ven şimâlihi, öteki de şimalında durdu. Felemmâ rekâ, vaktaki rükû'a vardı. Ve de'a yedeyi, ellerini vez etti. Beyne ricleyhi, iki ayakların arasına. Ve hana, ve hana, ellerini yarım kavus yaptı. Kale, buyurdu ki râvi, ve darabe yedeyye, benim ellerime vurdu. Alâ rikbetiyye, dizlerime. Ve kale, buyurdu ki hâkezâ, böylece yap yani. Ve işare biyedihi, eliyle de işaret etti ki yani ellerini tatbik et, uylukların arasına koy. Felemmâ sallâ, vaktaki Abdullah bin Mesud namazı bitirdi. Kale, buyurdu ki izâ küntüm selâseten, üç kişi olursunuz, fesallû cemiyen, beraber kılınız. Ve izâ küntüm ekstere min zâlik, yok üçten fazla olursunuzsa, fekeddimû ehedeküm, birinizi ileri geçiriniz. Fezâ reke ehdüküm, sizden biriniz rükû etti mi, rükû'a vardı mı, felyef'al hâkezâ, böylece yapsın. Yani tatbik etsin. Ve tabbeke yedeyi, ellerini tatbik etti. Böyle ellerini, parmaklarını birbirine geçirsin, iç içe, ondan sonra bacaklarının arasına koysun. Sümmel yefriş, sonra ferş etsin zira'ihi, zira'larını, beyne fehizeyi, uylukları arasında, yani dirseklerini uylukların üzerine koysun. Fekeenni anzoru, Abdullah bin Mesud buyurdu ki göğe ben görüyorum, nazar ediyorum, ila ashabiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin parmaklarına nazar ediyorum. Yani Resulullah Efendimiz tatbik etti, ellerini tatbik şeklinde uyluklarının arasına koydu ve dirseklerinde uyluklarının üzerine koydu. Ben gözümün önünde onun ellerini görüyor gibiyim. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun, cemaatten bir kısmı zahip oldular, ilaha da buna tatbik et. Ve ihtecu, ihticac ettiler. Ve hadel hadis, bu hadis ile de ihticac ettiler. İşte bu kavim kim? Bunlarla murat Esved, Alkama, İbrahim, üçü de Nehayi. Nehayi kabilesinde ve Ebu Ubeyde, bunlar bu mezhebe sahip oldular ki namaz kılan adam rükûda tatbik yapacak. Ve halifen fî zâlike âkharûn, ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler ki Sevri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İshak, diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fakat buyurdular ki veliyen bagîleh, namaz kılan, rükû eden kimseye layık olur. İzâreke rükû ettiği vakitte en yada'a, koya yedeyhi, ellerini, alâ rikbeteyhi, dizlerinin üzerine koya. Böyle bu layık olur. Şibhel gâbid, tutanına benzer. Yani tutana benzemek şeklinde aleyhime, o rütbelerini, dizlerinin kafanı öyle kabz eder şekilde onları şeydir, ellerini kor. Ve yuferriku, ayırır. Beyne asabihi, parmaklarının arasını da ayırır. Öyle parmaklarını birbirine bitişik değil de parmaklarını ayırarak dizlerini tutar. Öyle yapar. Ve ihtecu fi zalike, bunda ihticac ettiler. Bima haddesena, bize rivayet edilen hadiste, ki bize rivayet eyledi kim? Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Bişir ibn Ömer ve Hayyan ibn İlal. Kale haddesena Şöbe. Kale hadde akbereni Ebu Hüseyin en Ebi Abdurrahman. Kale Kale Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdular ki emissu, fakat sünnetteki murruket, emissu, imsaç ediniz. Yani ellerinizi mühkem tutunuz dizlerinizle. Fakat sünnet size
sünnet kılındı lekum size er-rukebü dizler. Yani dizlerinizi tutmak size sünnet kılındı. Haddesene bin Merzuk kâle haddesene Affan kâle haddesene Hammam kâle haddesene Ata ibn-i Sahib kâle haddesene Salimül Berrat kâle. Ata ibn-i Sahib diyor ki ben Salimül Berrat rivayet eyledi. Ve kâne indi benim indimde Salimül Berrat oldu. Evseke min nefsi. Nefsimden daha ziyade itimat edilir oldu. Benim indimde yani o benden daha mütemet bir kişidir. Kâle Salimül Berrat dedi ki kâle lena Ebu Mes'udin el-Bedri. Ebu Mes'udin el-Bedri bize dedi Ela uriküm size göstereyim mi salata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin namazını. Fezekere hadisen tavilen uzun bir hadisi şerif zikreyledi. Sümme kâle tavilen uzun hadis rivayet ettikten sonra kâle buyurdu ki sümme reka'a sonra Ebu Mes'udin el-Bedri rükû etti fe vada'a kefbeyhi ellerini koydu ala rikbeteyhi dizlerin üzerine koydu ve fassalet açtı esabi'u parmaklarının arasını açtı tefrik etti ala sakeyhi sakın üzerinde yani ellerin dizlerin üzerine koydu parmakları da aşağıya doğru geldi ve ayak parmaklarını da açtı. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عباس بن سهل diyor ki bir cemaat ihtima etti ki kim onlar Ebu Hümeyd Ebu Üseyd Sehl bin Sa'd Muhammed bin Mesleme. Bunlar toplandılar. Fîmâ yazunnu ibn-i Merzûk. İbn-i Merzûk'un, ravi ibn-i Merzûk'un zannine göre bunlar toplandılar. Fezekerû salâta Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in nasıl namaz kıldığını aralarında zikrettiler. Fekâle Ebu Hümeyd. Ebu Hümeyd dedi ki ene âlemüküm bi salâti Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in namazını en iyi bileniniz benim. Kâne izâra kâ rükû ettiği vakitte vada yedi'i alâ rikveteyi. Ellerini dizlerinin üzerine kurdu. Kennehu köye o adam kâbidun kabz ediciydi aleyhima dizleri üzerine. Dizlerini mühkem tutuyor gibi. Tabi ellerini oraya koyunca parmaklarını da açınca ona kabz gibi ona benzer. Tam kabz de olamaz çünkü bir adam kabz etmesi için avucunun içine tamam alması lazım. Dizlerini tamamıyla avucunun içine almak mümkün değil. Yani o şekilde nısf kavuz olur. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Asim kâle haddesene Abdülhamid ibn-i Cafer kâle haddesene Muhammed ibn-i Amr ibn-i Ata kâle semiyotu Ebu Hümeydin-i Sa'idiyye fî aşeretin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Amr bin Ata diyor ki Ebu Hümeyd-i Sa'idi'yi işittim. Ashab-ı kiramdan 10 kişinin içinde dedi ki ehadun birisi de Ebu Katade'de Ebu Katade'ydi. Fezekere mislehu böyle dedi. Bunun mislini zikreyledi. Dedi ki Peygamber Efendimiz'in namazını içinizde en iyi bilen benim. Dedi. Rükû'a vardı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Kâle fekâlu onlar dediler cemiyen hepsi ki sadakte sen doğru söylüyorsun. Resulullah Efendimiz böyle namaz kılar idi. Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena Yusuf ibn Adi kâle haddesena Ebu Lahbes en Asim ibn Küleyd en Ebihi en Vâil ibn Hücürin kâle. Vâil buyurdular ki Râitü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördüm. İzâ rekâ rükûvettiği vakitte ve dâ'a yedeyhi alâ rikbeteyhi. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Haddesena Rabi'ul Cizi'yü kâle haddesena Ebu Zür'ate kâle ahberena Hayve kâle semiyetü bin Aclan yuhaddisu min Sümeyyin. İbn-i Aclan Sümeyden rivayet ederdi. An Ebi Salih an Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Salih'ten o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ki ennehu kâl. Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki işteken nâsü ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Nas Peygamber Efendimiz'e şikayet eylediler. Et teferruce fissalâ. Namazda açılmayı infiracı. Namazda yani açılıyorlar, yer kalmıyor.
Mescid-i Saadet küçük. Adamlar da böyle ellerini açınca sıkışık oluyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki İste'inu birruket, dizlerinizden istiane ediniz. Yani ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun. O surette daha şey olur, rahat olur. O şekilde namazı kılarsınız. Yani mümkün mertebe daha yer fazla kişi alır. Orası daha fazla kişi alır. فَكَانَتْ هَذِهِ الْاَسَرِ Bu eserler oldu. مُعَارِضَةً لِلْاَسَرِ الْاَوَّلِ Evvelki esere muariz oldular. Tatbika. Abdullah bin Mesud tatbik ediyordu. Ellerini birbirine geçirip bacakların arasına koyuyordu. Dirseklerinde uylukların üzerine yapıştırıyordu. Halbuki burada diyor, ellerini dizlerin üzerine koymak var. İşte bu muariz olduğu gibi ve me'aha bu sonki eserlerle de olucudur. Minet tevatürü çoğuluktan ma'ul bir şey ki leyse me'hu. Birinci eserde yok. Birinci eserde Abdullah bin Mesud'dan rivayet. Halbuki bu sonuncusunda rivayetler çok. Fe'eredna ennen zure. Biz bakmak murad ettik ki hel fi şeyin min hadihil asar. Bu eserlerden bir şey de var mıdır? Ney? Ma ol bir şey ki yedüllü ala neshi ehadil emreyn. İki emrin birisinin neshi üzerine delalet eden şey var mıdır? Neyle neshi? Bi sahibihi, sahibiyle, arkadaşıyla. Yani madem iki eser vardır, birisi birisini neshi etmiş midir? Bunu bir delil aradık. Fe'teberna zalik. Biz bunu etibar eyledik, aradık. Feyze Ebu Bekre'te baktık. Ebu Bekre radıyallahu anh kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Ebul Velidi Tayalisiyyü, kale haddesena Şöbetü en Ebi Ya'fur. Ebi Ya'fur'dan rivayet ediyor. Kale semiyatü Mus'ababini Mus'ababana Sa'din. Sa'din oğlu Mus'abi eşittim. Yekulu, yani Sa'di bin Ebi Vakkas'ın oğlu Mus'abi eşitmiş ki, yekulu Mus'ab dedi ki, Salleytu ila cembi ebi. Babam Sa'di bin Ebi Vakkas'ın yanında namaz kıldım. Fecealtu yedeyye, ben ellerimi kıldım. Deyne rikbeteyye, dizlerimin arasına. Yani tatbik etmiş. Fedarabe yedeyye, ellerime vurdu Sa'di bin Ebi Vakkas. Fekale dedi ki ya büneyye, ey benim oğlum, inna künna nef'alu hâze, biz bu tatbiki yapardık. Fe ümrine emrolunduk en nedribe, koyalım bil eküffi, ellerimizi ala rükebi, dizler üzerine koyalım, böyle emrolunduk. Öyleyse demek ki mensuh olmuş, tatbik evvelce varmış, tatbik mensuh olmuş. Nasih ne olmuş? Elleri dizler üzerine koymakta nasih olmuş. Nasih mensuhu meydana çıkarmış oldu. Haddesena Rabi'ul Müezzinu, kâle haddesena Esedun, kâle haddesena Ebu Avanete an Ebi Ya'fur. Ebu Ya'furul Kebir, ki bunun ismi de vaktandır. Bundan rivayet ediyor. Fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı istatta bu hadisi şerifin mislini zikreyledi. Yani Mus'ab babası Sa'di bin Ebi Vakkas'ın yanında namaz kılmış. Rükû'a gidince ellerini tatbik etmiş. O da ellerine vurmuş. Bundan vazgeç. Bu evvelce var idi. Fakat sonunda biz ellerimizi dizlerimizin üzerine koymakla emrolunduk. Yani tatbik nesh olundu. Elleri dizler üzerine koymak kaldı. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Züheyr ibn-i Maviye kâle haddesene Ebu İshak em Mus'abi bin-i Sa'din kâle salleytü mâ Sa'din. Babam Sa'd'le ben namaz kıldım dedi Mus'ab. Felemmâ arattur rükû'a, vaktaki rükû'i murad ettim. Tabbaktu, ellerimi tatbik ettim. Fenehâni anhu, beni andan nehyeyledi, ellerini tatbik yapma. Ve kâle buyurdu ki künnâ nef'aluhu, biz rükûda tatbiki yapardık. Hatta nuhi anhu, hatta ondan nehy olundu. Tatbik yapmayın diye buyuruldu. Fakat sebete, sabit oldu öyleyse bimâ zekerina, bizim bu zikrettiğimiz Hazreti Sa'd'ın hadisiyle sabit oldu. Neyi? Neshu, tatbiki, tatbiki neshi. Rükûda tatbik var imiş, bu nesh edilmiş. Ve ennehu kâne mütekeddimen, bu tatbik mütekeddim idi. Tekaddüm etmişti. Neye? Lima fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in işlediğine. Min ved el yedeyni ala rikbetini. Ellerini, iki ellerini, iki dizlerin üzerine koydu. Bunu işlediğinden evveliydi. Buna mütekaddim idi. Resulullah Efendimiz'e evvela tatbik yaparmış. Sonradan yine Resul-i Ekrem Efendimiz
o hükmü kaldırmış, ellerini dizlerinin üzerine koymuş ve bu hüküm baki kalmış. Sümmel temesna. İmam-ı Tahavi diyor ki sonra biz aradık. Hükme zalik, bunun hükmünü, yani bu tatbik var, bir de ellerini dizlerinin üzerine koymak var. Bunun hükmünü aradık. Min tarikin nazar, nazar tarikiyle de aradık. Şimdi eser tarikiyle sabit oldu ki tatbik neshedilmiş. Ellerini dizlerin üzerine koymak baki kalmış. Bir de kıyas tarikiyle bunu aradık. Ki keyfe huve, bu nasıldır? Fereyna, biz gördük. Neyi? At-tatbike. Tatbiki gördük ki fihi anda olucudur. İltikaül yedeyn, ellerin birbirine içtimai. Çünkü ellerini iç içe getirecek, parmaklarını da birbirine geçirecek. Bunda ellerin birbirine birleşmesi var. Vereyna, gördük. Ved'al yedeyn, ellerini vez etmek. Aler rikbeteyni, dizlerin üzerine koymakta ki fihi anda olucudur. Tefrikuhuma, elleri ayırmak. Şimdi dizlerin üzerine koyacak. Parmaklarını da açacak. Tatbikte ellerini bir araya getirmek var. Evet, öteki dizlerin üzerine koymakta tefrik var. Bir de namazın diğer eşkarına baktık ki hangisi var namazın diğer efalında? Tefrik mi var yoksa iltika mı var? فَاَرَدْنَا اَنَّنْزُرْ Bakmak murad eyledik. فِي حُكْمِ اَشْكَارِ ذَٰلِكِ Bu gibi misilli şeylere, eşkar şekil yani misil demek. Bunun benzerlerinin hükmü nedir fi salati, namazda? Namaz keyfe ve nasıldır? Yani namazda diğer yerlerde ellerini, parmaklarını birbirine bitiştirmek mi var yoksa ayırmak mı var? Fareyna, biz gördük ki es-sünnetüs caet. Sünnet geldi. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Ne ile? Bir tecafi, tecafi ile geldi. O vakitte es-sünnetü mübteda, caet haberi olur, cümlesi reynanın mef'ulu olur. Yahut da biz deriz ki fereyna, biz gördük neyi? Es-sünneti, sünneti gördük ki caet geldi sünnet. Ani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den geldi. Ne ile? Bir tecafi, tecafi ile. Yani parmaklarını, ellerini ayırmakla, fir rükû'u rükûda. Rükûda tecafi var. Ha, parmak değil de rükû'a gitti mi orada tecafi var. Tecafi ne demek? Yani kollarını yanlarından ayırmak. Bir adam rükû'a gittiği vakitte kollarını vücuduna yapıştırmayacak da böyle açacak. Ve sücudu secdede de, secdeye gitti mi kollarını vücuduna yapıştırmayacak, uzak tutacak. Ha, namazda baktık ki rükû'da, sücutta kollarını açmak var. Ve ecme'el müslümune, müslümanlar da icma eylediler. Elâ zâlik buna. Müslümanlar bunda da ittifak etmiştirler ki rükûda, sücutta daima kollarını uzak tutmak, açmak var. Fekâne zâlik, bu kollarını uzak tutmak oldu. Min tefrikil âzâ, âzanın tefrikinden oldu. Demek ki âzayı birbirinden ayırmak var, toplamak değil. Ve kemen kâme fissalâti, bir kimse gibi ki kâme kalktı fissalâti namaza. Namazda kaim olan bir kimse de ümre emrolundu en yuravihe beyne kademeyi, ayaklarının arasında müravihe yapar. Yani ikisini böyle çift koyup düz durmaya, bir bazen bir tarafına fazla basa öteki ayağını dinlendire, bazen de öteki ayağına basa onu dinlendire, araları da biraz açık olay. Yani ikisi beraber olursa olmaz da biraz fasileri olursa, dört parmak kadar açık olursa müravihe yapar. Ayağının bazısına biraz yükünü verir, vücudun yükünü biraz da ötekine verir. Bunda da ittifak oldu. Ve gadruviye zalik, bu da rivayet edildi. An İbni Mes'udin, İbni Mes'ud'dan bu müravihe de rivayet edildi. Ve huvellezi, İbni Mes'ud şu bir kimsedir ki rabat tatbike. Tatbiki rivayet eden de o. Tatbiki rivayet ediyor ama müravihe'yi de o rivayet ediyor. فَلَمَّا رَئِيْنَا Vaktaki biz gördük ki تَفْرِيقُ الْاَعْضَاءِ اَعْزَاءِ tefrik etmek. فِيهَا da bu rükû ve sücutta, yani kollarını vücudundan uzak tutmak. بَعْدِهَا مِنْ بَعْدٍ بَعْسِنِ بَعْسِنْدَنْ uzak tutmak ki kollarını vücudundan uzak tutmak. Bu evlâ, evladır. مِنْ اِلْسَاكِ بَعْدِهَا بِبَعْدٍ اَعْزَانِنْ بَعْسِنِ بَعْسِنَ اِلْسَاكْتَنْ bu daha evladır. Bunu ki böyle gördük. Ve ihtelafu, halbuki ihtilaf eylediler. Fi ilsakiha,
ve tefrika fi rükû. Rükûda ilsak mı olacak, tefrik mi olacak? Bunda ihtilaf eylediler. Secdede evra güldürür ki burada tefrik evra, ilsak değil. Yani rükûda hangisi olacak? Kânen nazaru alâ zâlik. Evet, buna nazaran oldu en yekûne ola mehtelefû fîh, ihtilaf etmiş oldukları şey ola. Ki o da ne? Tatbik, ellerini bu ihtilaf ettikleri de tatbik mi var rükûda, yoksa ellerini dizlerinin üzerine koymak mı var? Bu ihtilaflı bir şey oldu ya minzarik, işte bu ihtilaf ettikleri bu şey ola. Me'atufen me'atufula ala maşul, bir şey üzerine me'atufula ki ecme'vali, anın üzerine icma eylediler minhu bundan. Bu da ne? Tefrik. Madem tefrikte icma eylediler, öyleyse bu rükûda tatbik mi lazım? Yani buna ilsak diyorlar. Yahut tefrik mi lazım? Tefrik, ilsak, ikisi de geldi. Öyleyse bu muhtelefin fih oldu. Müttefakun aleyh olan neydi? İcma ettikleri neydi? Tefrik. Öyleyse rükûda da tefrik ola. Feyekûne rükûda ola. Kemâ kâne tefriku, tefrik olduğu gibi fîmâ zekârına, bizim zikrettiğimiz yerde. Eftale eftal olduğu gibi, secdede tefrik eftal olduğu gibi. Yekûnü fî sâiril âzâ kezâlik, fî sâir âzâda da tefrik böylece eftal olur. Kıyas da bu. Ve gadruye fit tecafi fi sükût. Secdede dedi ki tecafi var. Buna icma eylediler. Bunda da bir eser var mı secdede tecafi olduğuna dair? Diyor ki bunda da rivayet edildi. Maşul bir hadis ki haddesen ibn-i Merzuk. İbn-i Merzuk rivayet eyledi. Kale haddesen Afvan. Kale haddesen Şubet ve Nebi İshak. Anit temimi. Teymi yazılı fakat sahihi temimi. Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâne izâ secdede secde ettiği vakitte yura görülürdü. Beyâdu ibdeyhi, koltuklarının altının beyazı görülürdü. Demek ki kollarını birbirine yapıştırsa görünmezdi. Kolları nasıl arası görünecek? Kolları açık olacak ki aradaki beyaz görüne. O beyaz ya bizzat cismi şerifinin beyazı görünürdü. Vakitte kömlek giymez de üzerinde olduğu bir şey kollarını tamamıyla örtmez. Kollarını secdeye gitti açtığı vakitte o beyazı görünürdü. Yahut da kol bizzat cismi şerifi değil de yani elbise entari var, kömlek var. Eğer kömlek olmasa kol bizzat cesedi şerifi görünürdü ama elbise olduğundan o örtü de görünmedi. Haddesena Ebu Ubeyyete kâle haddesena Kethîr ibn-i Hişam ve Ebu Nu'ayb kâle haddesena Şâfer ibn-i Burkan kâle haddesena Yezîd ibn-i Asam em Meymûnete radıyallahu anhâ sevcin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hazreti Meymûne buyurdular ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu. İzâ secde secde ettiği vakitte cafa uzaklaştırırdı. Ellerini yani kollarını vücudundan uzaklaştırırdı. Hatta yara, hatta görürdü. Men bir kimse ki halfehu, onun peşinde olan bir kimse görürdü. Vadaha ibdeyhi, koltuklarının beyazlığını görürdü. Veyahut da yara okunmaz da yura. Peygamber Efendimiz secde etti mi cafa kollarını açardı. Hatta yura, hatta görünürdü. Min halfihi, arka tarafından. Vadahu ibdeyhi, kollarının beyazlığı, koltuklarının beyazlığı görünürdü. İkisi de caiz. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibn-i Seyyah kâle haddesene İsmail ibn-i Zekeriya en Cafer ibn-i Burkan ve Abdillah ibn-i Abdillah ibn-i Asam en Yezid ibn-i Asam en Meymûnete bin Ahvi. Hazreti Meymûne'den diğer bir senette İmam-ı Tahavi aynı hadisi şerifi zikrediyor ki Resulullah Efendimiz secde ettiği vakitte o kadar kollarını açardı ki arkadan bakan bir adam kollarının, koltuklarının dibini görürdü. Hatta diğer bazı rivayetlerde var ki bir oğlak yavrusu altından geçirdi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn-i Behrin kâle haddesene Hişam ibn-i Yunus. Yusuf en Ma'merin en Mansurin en Salim ibn-i Ebil Cad en Cabir ibn-i Abdillah enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz
Cabir ibn Abdullah buyuruyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz kâne izâ secde, secde ettiği vakitte cafa ellerini, kollarını uzaklaştırırdı. Hatta yura, hatta görünürdü. Beyâdu ibdeyhi, koltuklarının beyazlığı görünürdü. Ev hatta ara, yahut da ben görürdüm. Beyâdu ibdeyhi, koltuklarının beyazlığını görürdüm. Haddesene Ebu Ümeyyete kâle haddesene Yahya ibn İshak kâle haddesene ibn Lehiyye an Ubeydillah ibn Mughire kâle haddesene Ebu Heytem kâle semiyotu Ebu Sa'idin yekûlü Ebu Sa'idin Hudriye şittim derdi ki keenni anzuru ila beyâdi keşhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keenni anzuru, göğe ben bakarım ila beyâdi keşhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin koltuklarının altındaki beyazlığa göre ben bakarım ve vesacidim, burada secde ediyordu. Yani o secdeye varmış, secde halinde ben baktım, koltuklarının koltuk altlarındaki beyazlıkları gördüm, görür gibi. Hala gözümün önünde demek istiyor. Haddesena Ebu Ümmiyyete kâle haddesena Yahya el-Himmaniyyü kâle haddesena Şerikünen Ebi İshâk'a kâle Rayitül Bera ibn Azibi gördüm, izâ secde, secde ettiği vakitte havva kollarını uzak tutardı. Ve refe arizetehu, arkasını yukarı kaldırırdı. Ve kâle hâkezâ râitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i böylece gördüm, yef'alü işlerdi. Peygamber Efendimiz'in böyle işlediğini gördüm. Secdeye vardı mı? Tabi biraz ileri varırsa vakitte arka tarafı yukarıda kalır ve koltuklarının beyazlığı da görünür. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بحينة روايت etmiş عبد الله بن بحينة عبد الرحمن بن هرمز روايت ediyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kâne izâ secede, secde ettiği vakitte farrece, açardı beyni zira'iyi, içi kollarının arasını ve beyni cembeyi, yanlarını, kollarını yanlarından uzak tutardı. Hatta yura, hatta görünürdü beyâdu ipteyi, koltuk altlarının beyazlığı görünürdü. Haddesena Yunus kâle ehbereni Abdullah ibn-i Nafi en Davud ibn Gays en Ubeydillah ibn Abdullah ibn Akrem el-Kâbi en ebihi kâle râitu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâbi diyor ki ben Resûlullah Efendimiz'i gördüm ve ve yusalli, onun namaz kılar olduğu halde fenazartu, ben baktım ilâ afreti ibdeyhi, afred olur, üfred olur, üfreti ibdeyhi, koltuklarının beyazlığına, beyaz üfre demek bembeyaz değil de biraz yani bulanık beyaz, afre orasına, evet, o afresine, koltukların altının beyazlığına nazar ederdin. Yani bu afreyle kastedir beyâd-ı ibdeyhi, koltuklarının beyazlığını, koltuk altındaki beyazlığı kastedir. Ben bunu görürdüm ve vesacidün, halbuki Peygamber Efendimiz secdedeydi. Yani secdede olduğu halde böyle nazar eder görürdüm. Haddesena Nesur ibn Merzu kal, haddesena ibn Ebi Meryem kal, ahberini Nafi ibn Yezid قال أخبرني خالد بن يزيد عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر غيبا بكرم görürüm إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin koltuk altlarındaki beyazlığa bakarım ve vesacidün, o da halbuki o da secde ediyor, o secde ettiği halde göğe ben onu görürüm, bakarım. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا أبو نعيم عفان قال أبو نعيم عفان تدلرك حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني أحمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمر dedik ki إن كنا لنأوي biz şefkat ederdik لرسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e. Neden dolayı şefkat ederdik? Min maşul bir şeyden ki yücafi, uzak tutardı yedeyi kollarını an cembihi, yanlarından izâ secede. Secde ettiği vakitte kollarını o kadar uzak tutardı yanlarından ki biz Resul-i Ekrem Efendimiz'e rikkat ve şefkat ederdik.
حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم وابو عامر عن عباد بن ميسرة عن الحسن إن حسن بسرد رواتيله قال أخبرني أحمر حسن بسرد buyuruyor ki ben Ahmer rivayetiyle de kim o sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sahibi mislahu böylece yani Resulullah Efendimiz secde ederken kollarını o kadar uzak tutardı ki Haddesene ibn-i Merzuk kal haddesene Ebu Asim ve Ebu Amir en Abbad ibn-i Meysere'te anil Hasan kale akbareni Ahmer Hasan-ı Basri diyor ki Ahmer bana haber verdi. Ahmer de kim? Sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sahibi. Neyi haber verdi? Mislehu eyni hadisi şerifi. Yani Resulullah Efendimiz secde ederken kollarını vücudundan ayrı tutardı. O kadar açık ayrı tutardı ki biz ona rikkat ve şefkat ederdik. Felemma kâneti sünnetu vaktaki sünnet oldu. Fîmâ zekârnâ zikrettiğimiz yerde, secdede ne oldu? Tefrîk elâda azaları birbirinden ayırmak oldu. La insâkâha azaları birbirine bitiştirmek değil de ayırmak oldu. Kânet öyleyse oldu sünnet. Fîmâ zekârnâ zikrettiğimiz yerde de yani rükûda da kezalik yine tefrik oldu. Madem secdede azaları birbirinden ayırmak var, öyleyse rükûda da birbirinden ayırmak var. Sünnet bu oldu. Fesebete sabit oldu bi sübûtin neshî neshın sübûtiyle. Ellezî öyle nesah ki zekârnâ biz onu zikreyledik. Sâdî bin Ebî Vakkas oğluna buyurdu ya evvela tatbik vardı fakat bu nesh edildi. Sonradan eller dizlerin üzerine konulması kaldı. Öyleyse tatbik nesh edildi. Neshin sübuti sabit ile ellezi öyle nazar ki vesefne vasfı iledik. Yani kıyas yaptı ya madem secdede azaları ayırmak var öyleyse rükûda da ayırmak vardır. Bu da sünnettir. İşte bu nazar ile de gerek nesh sebebiyle gerek bu kıyas sebebiyle sabit oldu. Ney? İntifa-u tatbik, tatbikün müntefisi. Tatbik yok. Bu sabit oldu. Ve vücubu ved'eliyedeyni ala rikbeteyni. Elleri de koymak, koymanın vücubu sabit oldu. Ala rikbeteyni, ala rükbeteyni ikisini caiz. Dizler üzerine koymak. Gerek neshin sübutiyle, gerek bu kıyasın sübutiyle anlaşıldı ki tatbik yok, ellerini dizler üzerine koymak vacip. Ve huve işte bu da kavli Ebi Hanife'de İmam-ı Azam'ın kavli budur. Ve Ebi Yusuf'a ve Muhammed'in rahmetullahi teala. İmam-ı Ebi Yusuf'un, İmam-ı Muhammed'in kavlileri de budur. İmam-ı Malik'in mezhebi, İmam-ı Şafii'nin mezhebi, İmam-ı Ahmed'in mezhepleri de budur. Cumhur-i ulemanın sahabeden olsun, tabiinden olsun, onlardan gelen ulemanın, cumhur-i ulemanın da mezhebi budur. Vallahu Teala a'lem sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.